İsmail Mustoğlu Bey'e baba eskiden 260 beygir traktörünü almış. Neden dedik Massey Ferguson? Zaten 6 tane daha varmış. Dedik yani ihtiyaç mı yoksa 3500 dönüm olunca ihtiyaç dedi. Neden Massey'i tercih ediyor insanlar? Önce bunun sorusunu cevabını almak isterim sizden efendim. Massey Ferguson Türkiye'de operasyona başlamış en eski markalardan biri. Eskiden distribütörü vasıtasıyla da hemen hemen Türkiye özgü modeller konusunda uzmanlaşmış çok geniş bir ürün gamı vardı. O sebeple Türkiye'nin en köklü markalarından biri. Yani Türkiye'deki parkın hemen hemen 500 binin üzerinde traktörde, parkta Massey Ferguson marka traktör var. O yüzden en bilinen markalardan, eski markalardan biri Türkiye'de faaliyet gösteren. En önemli etken bu diyorsunuz yani bilinirlik anlamında. Tabii o büyük etken. Bir de çiftçiyi yıllarca memnun etmiş. Artık ikinci, üçüncü nesil çiftçilerin kullandığı bir marka. Evet, dedesiyle de röportaj yaptık. Torunu da kullanıyormuş. Zaten onlar dede Massey'i alalım demişler. Evet, babadan oğula diye başlayan sloganlar bile var vaktiyle. O yüzden köklü markalardan biri. Çiftçi kendini güvende hissediyor. Bildiği bir marka. Arkasında çok büyük bir güç var. Global bir şirketin gücü var. O şekilde de hala beğeni var ürünlerimize karşı. Evet, güven kazanmış. Tabii bu da sağlamlık, kalite. Daha neler eklemek lazım? Yani sağlamlık, kalite. Bir de biz otomotivin takip ettiği doğruları ilk uygulayan tarım şirketlerinden biriyiz. Bayilerimiz sadece ürünü satıp da bir sonraki satışa kadar müşteriyi ilişkiyi koparmıyor. Bizim bayilerimizin aynı çatı altında aynı zamanda parça hizmeti sunuyorlar. Aynı zamanda servis hizmeti sunuyorlar. Bizim her bayimiz merkez servis, bölgesinin merkez servisi ve merkez yedek parça bayisi. O sebeple sürekli onlarla kontak halindeler. En iyi hizmeti sağlamak için bu şekilde bir organizasyona devam ediyoruz. Akko'nun Türkiye'ye geldiği günden beri 3S diye bilinen sistemi uyguluyoruz. O sebeple de müşteriye sürekli yakınız. Onlarla dirsek dirseğe çalışıyor bayilerimiz. Devamlı kontak halindeler. Bu da müşteri memnuniyetini getiriyor tabii ki. Evet, pandemiden bu yana çalışma saatlerinin azaltılması veya fabrikaların durması diyebiliriz. Ciddi bir traktör talebine yetişememe durumu var. Yani birçok markada da bu var. Sizde de bu durum var mı? Yavaş yavaş aşılacak mı? Nasıl öngörüyorsunuz? Yani yavaş yavaş aşılmasıyla ilgili emareler var. Bu global bir problem. Özellikle chipset krizi malum. Bir de pandemide tedarik zincirinin zarar görmesiyle tekrar ayağa kalkması endüstrinin biraz zaman aldı. Bizde de aynı durum var. Talebi karşılamaya çalışıyoruz. Talep çok fazla. Sadece Türkiye'de değil, dünya bazında çok fazla. Ama iyi günler yakın diyoruz. Her geçen gün biraz daha iyileşecek sistem. İnşallah. Fuar nasıl geçiyor Emrah Bey? İlgi nasıl? Fuar güzel. İlgi de beklediğimizin üzerinde. İnsanlar artık bu tür aktiviteleri özledi. Son 6 aydır fuarlar tekrar biraz daha başladı. Çiftçilerimiz de ilgi gösteriyorlar. Biz de Bursa Fuarı bizim için de önemli. Özellikle bağ bahçe traktörleri için önemli. Arkamızda biri ithal, biri yerli olmak üzere 2 yeni ürünümüz var. İlk kez bu fuarda görücüye çıkardık. Çiftçilerimizin beğenisini sunduk. İlgiden gayet memnunuz. Evet, bu traktörlerin özellikleri nedir efendim? Biraz eski yandırmışlar hatta. Biz buna retro tasarım diyoruz. Bahçe özellikle traktörümüzün MF3 serimizde bir gri kuşak var. Eski MF serilerinde olan bu at semeri şeklinde olan bir tasarım vardı, gri kuşak. O bir retro tasarım. Buna tekrar bütün serilerimizde var, yeni serilerimizde. Burada da onu görmek mümkün. Bu traktörümüz de yenilendi. 75-115 beygir gücü aralığında 5 tane modelimiz var. Ayrıca değişik varyantlar var. Yapılan işe göre, bağ işine göre, meyve işine göre özelleşen modeller var. Kabinlisi var, kabinsizi var. Profesyonel bağ bahçe traktörleri. Biraz daha profesyonel çiftçiler için olan modeller. İthal bir model. Onun hemen yanında ise yerli bir modelimiz var. Yerli bahçe serilerimizi de yeniledik. Avrupa Traktör Güvenlik Yönetmeliği malum bu sene başında devreye girmişti. Bu traktörümüzü hem onu uyguladık hem de daha fazla yenilikler var. Biraz daha modernize ettik. Biraz daha çiftçinin beğeneceği daha ergonomik bir makine oldu.
Yakında onları da çiftçilerimize sunuyor olacağız. Yerli modellerimize şu an için 65 beygire kadar bağ bahçe ve kompakt traktörleri sunuyoruz yerli olarak. Bu üretmiş olduğunuz 60-65 beygir eksik olan bir grup muydu? Yoksa vardı da yenilendi mi? Vardı ve yenilendi. Hem güvenlik nedeniyle yenilendi bütün markalarda olduğu gibi. Ayrıca biz biraz daha fazla değişiklik yaptık. Çiftçilerimizin beklediği değişiklikleri üzerine uyguladık. Biraz daha ergonomik, biraz daha onların beğeneceği makineler oldular. İnşallah görücüler de, değerli üreticiler de bakalım ne diyecekler. İnşallah beğenip alırlar, kullanırlar. Özellikle dediğiniz gibi Bursa, Bağbahçe'de ciddi bölgenin başını çeken bir il. Güzel bir fuar geçirmenizi diliyoruz. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. İyi geldiğiniz için. Sağ olun. Kolay gelsin.